Ninja Haber TV'den selamlar. Bugün elimde bir tane NFT'nin görseli var. Ve bu NFT'nin ne olduğunu soracağız. Ayrıca fiyatını da söyleyeceğiz. İnsanların tepkisini alacağız. Haydi başlıyoruz. Abi sence bu ne olabilir? Ne olabilir? 3 boyutlu mu? Vallahi ne olabilir o? Balık mıdır o? Nedir o? Sanki bir sürü insan var orada öyle. Evet, evet, aynen. Abi bu dünyanın en pahalı dijital ögelerinden biri. Tahmin etmek ister misin bir fiyatını abi? Dolar. Ama kaç dolar? Milyon dolar. Ne diyorsun sen ya? Rüyamızda bile hele bir para. Bir sayı söyle ya. Bakalım abi. 10 milyon dolar. Çık. Ne diyorsun sen ya? 20 milyon dolar. Çık. 50 milyon dolar. Çık. 100 milyon dolar. İn. O kadar da var abi, çok yok, çıkartmıyorum. 60 milyon dolar. Yaklaştık, biraz daha yüksel. 65 milyon. Azıcık daha. 70 milyon dolar. 1.6. 69. Evet, yaklaşık 69 milyon dolar. Ne diyorsun sen ya? Bu şurası. 69 milyon doların olsa bunu alır mısın? Kesinlikle ya. Alırsın. Almam ya. Hayırdır. Almasın. Ya almam ya. Gider arabamı, gemimi, her şeyimi alırım. Yani bu ne yapacağım bunu yani? Abi sence bu ne olabilir görselde? Bir sürü fotoğraf. Başka neye benzetebilirsin bunu? Dünyanın en pahalı dijital ögesi. Fiyatını söyleyeceğim. 69 milyon dolar abi. İyi para. Güzel para. Güzel para. Güzel para kanka. Güzel para yani. Ve buna harcar mısın? Buna harcar mısın? Bunu alır mısın 69 milyon? Almam ya. Benim bir şeyimi... zevkime ya da şeyime uygun değil yani. Uygun değil. Bir saniye şöyle kımıldatma. Bu sanki yukarıdan ağrı çekilmiş konteyner kent gibi duruyor. Bunlar sanki her biri birer tane ev gibi duruyor. Belki Brezilya'da falan olabilir böyle bir yer. Bu bana kaç para olur? 25. 25. Beyefendi satışıyım ben. Kaç olur? 25 lira abi. 20 lira geliyor. Karıma öğrenciye ver geliyor. Tabii tabii. Dijital öge ve 69 milyon dolar abi. Bitcoin mi? Yok, Bitcoin değil. 69 milyon dolar. Allah Allah. Peki 69 milyon doların olsa alır mısın? Bunu mu? Evet. Hiç işim olmaz. O kadar param olsa İstanbul'u terk ederim. Baktığınız zaman çok tuhaf projeler var. Yani yaklaşık 69 milyon dolara satılan da bir görsel oldu. Şu an onu soracaktım ve kendisi söyledi. Yalnız elimde bu şu an gördüğünüz üzere. Ya cidden hani baktığınız zaman çok saçma geliyor. Biz de kripto paralarla uğraşıyoruz. Yaklaşık bir hafta önce non-fungible token'la ilgilenmeye başladık. Öyle birine denk geldi ki. Görsellerde halbuki Google'da arattığınız zaman çıkacak bir sürü fotoğrafı neden parayla alıyorsunuz? Hani asıl soru bu. Şöyle bir şey var. Aynı görseli Google'da ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Evet. Ama Ethereum'da neden satın alıyorsunuz? Baktığınız zaman OpenSea uygulamasını kullanıyorum ben. Orada gerçekten her türlü bir projeler var. Hatta Baby Punk projesi de var. Orada da yüksek paralar dönüyor. İnce detayları fark edenler gerçekten yüksek miktar para yatırıp aynı gün hatta aynı saat içinde çok yüksek karla satanlar bile var. Bir arkadaşım hatta o da YouTuber'dı kendisi, ismini vermek istemiyorum. Yaklaşık 600 dolara aldı, 7000 dolara sattı aynı gün içerisinde. Ama oradaki farkı fark etmek gerekiyor. Hani tabii ki gerçekten bir emek var. Biz de dün itibariyle bir şeyler yapmaya başladık. Satışa da koyduk bugün. Hadi inşallah. İnşallah bakalım. Çok miktarlarda değil. 7-8 Ethereum'a falan koyduk. 2 proje. Çok az dediği 7-8 Ethereum ama. 3500 bandında dolaşıyor. Daha yani. Yükselecektir umarım. Gelecek görüyor muyum? Tabii ki görüyorum. Yani o ikinci sorumu cevapladım. Bir de aklımı okuyup ikinci soru da cevaplandı. Kesinlikle dijital çağ, dijital paralar yeni dönem için gümbür gümbür geliyor. Ama mikrofon çekeyim, şey yapmasın, gözüm almasın. Ha yok tamam abi. Yardımcı olayım mı abi? Ben çıkartırım onu. Bulmacayı severim. Çıkartamam. Köpek mi var burada bir tane? Abi bu dünyanın en pahalı NFT'lerinden biri. Yani dijital ögelerinden biri. Ve ne kadardır biliyor musun? Tahmin edebilir misin? Bilmiyorum. 69 milyon dolar yaklaşık. Şey mi bu? Maden mi? Yok, maden değil. Olabilir. Bu kuantum teorisine göre dalga boyu gibi bir şey. Dalga boyu bu. O senin dediğinin dalga boyu olabilir. Sence bu elimdeki nedir bu? Bence birçok fotoğrafın birleşimi. Yaklaştık. İnsana benziyor sanki böyle. Yeşil maskeli biri var. O belli oluyor değil mi? Bu dünyanın en pahalı NFT'sidir. NFT'si? Dijital öge diyelim. NFT'nin ismi Everydays. 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 Abi sence bu ne olabilir?
Düzlüğümü takabilir miyim? Tabii ki de abi, tabii ki de. Şehri andırabilir, parseli andırabilir, parsellerini yani yerler gibi onu andırabilir. Artı bir de televizyonda hani kanal gelmiyor filan, sinyal bozukluğu oluyor. Çok güzel benzettin yalnız abi. Giysi asırlar süslemek için yani dışarıda. Olabilir. Abi şöyle açıklayayım sana, bu dünyanın en pahalı NFT'si. Evet. Dijital ögesi yani bir anlamda. Dijital ögesi. Ne kadar olabilir? Şimdi sana söylüyorum miktarını. Vallahi... Etkini merak ediyorum çünkü. 69 milyon dolar. 69 milyar dolar ben etmem ya. Ya Ezra'dan pahalılık da aldı başını gidiyor yani. O da vuruyor yani. Yeter yani. Abi sence bu ne olabilir? Abi ondan hiçbir şey anlamadım ben. Dünyanın en pahalı dijital ögelerinden biri. Evet. Kaç milyon dolar olabilir? Bence 5 kuruş etmez. 5 kuruş etmez. Etmez abi bence. Şöyle söyleyeyim abi, 69 milyon dolar. Abi ben söyleyeyim sana. Benim paramla 5 kuruş etmez. Abi çok net konuşuyorsun ya. Almam abi, ondan trilyon kazanacağımı bileyim gene almam. Çünkü sen ben biz aldığımız için bunlar böyle bağlanıyor. Sizce bu ne olabilir abi? Tabloya benziyor. Yani 3D bir görüntüye benziyor. Bu bir NFT abi. Öyle mi? Kaç milyon dolardır? Çok milyon dolar o zaman, en pahalıysa. 69 milyon dolar. Şey, duvardaki muza benzemiş bu ya. Duvardaki muz gibi aynı yani böyle. Sence bu ne olabilir? Bir sürü fotoğrafı paylaşıyorlar, pikselini falan düşürüp. Sana bunu tokenle satılan bir tane vardı. Tokenle. Çok güzel yaklaştın var ya, harikasın. Devamını hatırlamıyorum. Peki fiyatı ne kadar olabilir sence? Hiçbir fikrim yok. Kaç milyon dolar? 6 olsun. 6. 10 katı. 60 mı? Biraz daha çıkalım. 80 diyelim. Aşağısı? 75. Bir aşağısı? 70 mi? 70'in bir aşağısı? 69. 69 milyon dolar yaklaşık. Gereksiz ya. Paran olsa alır mısın, 69 milyon doların olsa ve bunu alır mısın? Hiç almam. Neden ya? Aslında bir yatırım olarak düşünülebilir gerçi. Bak bak. Aynı dilden konuşmaya başladık yavaş yavaş. Doğru.